Atletizm Ansiklopedisi'nde İstanbul'da eski milli atlet, değerli büyüğümüz Merdol Gerçin'le beraberiz. Eşi Ender Gerçin soruyor, Merdol Gerçin yanıtlıyor, sayfalarımızı çeviriyoruz. Nerede, ne zaman doğdunuz, okuduğunuz okullar? 1943 yılında İstanbul'da doğdum. Ortaokulu ve liseyi St. George Austria Lisesi'nde okudum. Bilahare Ankara'da üniversiteyi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde bitirdim. Atletizme ne zaman ve ne şekilde başladınız? Atletizme 1959 senesinde Avusturya Lisesi'ne giderken beden eğitimi öğretmeni Sayın Nadi Eyüboğlu vasıtasıyla tanıştım. Biz beden eğitimi derslerinde genellikle atletizm ağırlıklı hareketler yaptırırdı bize. Okulumuzun bahçesi küçüktü ve zemini taştı. Fakat buna rağmen o durarak uzun, durarak üç adım ve o zaman deri kaplı gülle ve yüksek atlama çalışmaları yapardı. Bu 45 dakikayı bunları sığdırırdı. İşte bu bizim okulumuzdan bir Mustafa Mavi Engin çıktı. Gülle atma Türkiye rekortmeni. Daha sonra çeşitli atletler çıktı. En sonunda ben yüksek atlamada milli takıma kadar yükselen bir atlet oldum. Milli forma niye burada? Milli forma niye burada? 1962 yılında o zamanki federasyon başkanı İsmail Hakkı Günger'in Ankara'da bütün atletizm yapan illerdeki gençleri toplayarak bir nüve oluşturdu. Ve daha sonra biz Ankara'da kampa alındık. Ve Ankara'da yapılan elemelerde her branşta iki kişi oluşturularak İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde kampa girdik. Bu kampa girişimizin gayesi o zaman Yunanistan'la genç milli müsabakası alınmıştı. Ve ben ilk genç milli müsabakamı orada Ersin İstanbulluoğlu'yla birlikte atladım. Ve biz Ersin'le birlikte 1-2 olarak Yunanlıları geçtik. İşte bu forma o formadır. Tabii o zaman bugünkü kadar tekstil sanayi ileri olmadığı için bunlar da terdir. Daha sonra 1962'de gene aynı senede bir buçuk ay sonra Ankara'da yapılan Balkan oyunlarında ilk defa milli formayı giydim. Gene sevgili Ersin İstanbulluoğlu ile ülkemizi temsil ettik. Biz Ersin'le epey müsabakalara gittik, yarıştık, bir kardeş gibi olduk. Dolayısıyla onun da hatırası başkadır bende. Çivili ayakkabıyı anlatır mısın? Bu çivili ayakkabı tabii enteresan. Yüksek atlama ayakkabısı özel bir ayakkabıdır ve tek olarak satılır. Sıçrama ayağınız hangisiyse o ayak için alınır. Bu ayakkabı 1966 senesinden 1971 senesine kadar benim idmanlarda ve müsabakalarda giydiğim tek ayakkabıdır. O zaman böyle imkanlar yoktu ayakkabı alacak. Kaldı ki yani koşucuların böyle bir problemi olmayabilirdi. Çünkü birbirlerinden ayakkabı alabilirlerdi. Ama bizde özel bir ayakkabı olduğu için bu çivili ayakkabı öyle herkesin birbirinden alma olanağı yoktu. Bu ayakkabıyı 1966 yılında sevgili Erdenay Oflas, Saraybosna'daki Balkan Şampiyonası'nda benim ayakkabım yoktu. Daha doğrusu yırtılmıştı ayakkabı. O getirdi ve onun hatırası olarak 5 sene ben ayağımdan bunu çıkartmadım. Onun için hala bakın, o günkü toprak tabii pisler o zaman. O günkü toprak pislerin izleri ayakkabıda hala duruyor. Bu bir hatıradır. 1961-1971 dönemleri arasında kimlerle birlikte antrenman yaptınız? 1961 ve 71 yılları arasında benim yaptığım, atletizm yaptığım dönemlerde biz teknik branş yaptığımız için teknik branşta daha ziyade çok fazla atlet yoktu. İstanbul'da 1964'e kadar Babur İnce Dayı vardı, Reşat Kayalı vardı. Daha sonra ben 64'te Ankara'ya taşındım. Ankara'ya taşındıktan sonra müstakil atletizm pistini gördüm. Müthiş bir tesis.
O zaman herkes gayet hızlı bir şekilde birbirleriyle gayet arkadaşça çalışıyorlar. O beni çok etkilemişti. Çünkü İstanbul'da böyle bir olanağım yoktu. İstanbul'da ben yüksek atlamaya sevgili rahmetli Erdal Akkan abim vasıtasıyla başladım. Ve biz Kalamış'ta oturuyorduk ve Kalamış'tan Fenerbahçe'nin eski stadına, bugünkü şimdi Şükrü Saracoğlu stadı, eski tahta tribünlü stattı. O stat da bana yüksek atlamayı öğretti ve onun sayesinde ben yüksek atlamaya başladım. Fakat Ankara'ya geldikten sonra hiçbir zaman benim birebir antrenörüm yoktu. Yani sadece benim değil, hiç kimsenin teknik branşlarda birebir antrenörü olmadı. Mesafecilerin antrenörü vardı. Rahmetli Vesim Hoca, işte rahmetli Şevki Koru, Rıza Maksut, bunlar hepsi çok değerli hocalardı. Ama teknik branşlara geldiğiniz zaman spesifik idmanları verebilecek hocalarımız maalesef yoktu. Biz milli takım kampına giriyorduk. Milli takım kampında Ankara'dan işte stadyuma geliyorduk idman yapmaya. Bizi yönlendirecek hiç kimse yoktu o zaman. Biz kendimiz idman programını yapıyorduk. Dolayısıyla 1961 ile 71 senesi arasında başta Ersin İstanbullu olmak üzere Murat Ayata, Babur İncedayı, Halil Fıratlı, Ömer Giray sırık atladı, daha önce yüksek atlıyordu ve en sonunda da Türkiye'ye çok büyük hizmetleri olan bir Nurullah Candan'ı bulduk ve Nurullah Candan Türkiye rekorlarını alt üst ederek atletizme çok büyük hizmetler yaptı. Gerek dekatlonda, gerek 110 engelde ve gerekse yüksek atlamada. Bana da çok güzel bir idman partneri oldu. Gençlerde Ergin İstanbulluoğlu vardı, Ersin'in kardeşi. Rahmetli Mehmet Çelikçam vardı gene gençlerde. Dolayısıyla bir elin parmakları kadar atlet vardı yüksek atlamada. İşte biz üst düzey olarak birkaç atlet milli takıma giriyorduk. Tabii bunların arasında Çetin abiyi zikretmeden, o bizim idolümüzdü Çetin Şahiner. Çetin Şahiner'le beraber milli takımda yüksek atlamanın onurunu yaşadığım için çok mutluyum. Onunla çok çok hatıralarımız var Çetin abiyle. Nur içinde yatsın. Bak gözlerim doluyor yani onu andığım zaman. Böyle. Nurullah 71 yılına Candan, kadar bu şekilde gitti. Buyurun. Nurullah Candan'la çalışmalarınız? Şimdi Nurullah Candan adresine çok uzaktı. İşte geldiği zaman, sahaya geldiği zaman müthiş bir fizik, müthiş bir kabiliyet. Zayıftı. Geldi bizim yanımızda, yüksek atlamaya ilgi duydu. Tabii 110 engel de koştu ama 110 engel koşar koşmaz da çok iyi dereceler yaptı. Yüksekte de öyle yaptı. Ve biz onunla bayağı bir kondisyon çalışmaları yaptık. Kış idmanı yaptık birlikte. Karda, kışta, ağırlıklarla, işte halterlerle sıçramalar yaptık. Bayağı izotonik çalışmalar yaptık. Dolayısıyla Nurullah Candan da Türkiye'de bayağı bir isim yapmış bir atlet oldu. 1971'de Almanya'ya neden gittin? 1971'de Almanya'ya ben Almanca bildiğim için, Avusturya Lisesi mezun olduğum için bir de yurt dışında bir kazanımlarımı devam ettireyim dedim lisan açısından hem de çalışma açısından. Tabii Almanya'ya gitmeden önce 1971 yılındaki bu son müsabakamdır Türkiye'de. İzmir'de Kapalı Salon Türkiye birincilikleri oldu 71 yılında. Orada Türkiye birincisi oldum ve yüksek atlama hayatımı Türkiye'de orada noktaladım. Fakat Şubat ayına kadar Antalya'da bir kış kampı, milli takım kış kampı vardı. Oraya beni hem sporcu olarak hem de tercüman olarak yönlendirdiler. Çünkü Kurt Bentley'in dünya rekortmeni, dekatlon rekortmeni ve bir de Profesör Karl-Heinz Stragalski, Köln Spor Akademisi'nden gelmişti. Onların vermiş oldukları, yapmış oldukları çalışmaları ben tercüme ediyor. Aynı zamanda kendi idmanımı yapıyordum.
Daha sonralar kamp bittikten sonra ben Almanya'ya gittim. Almanya'nın Zindelfingen şehrinde. Daha önce biz Ankara Amatör Atletizm Kulübü ile de oraya gitmiştik. Ben Nurullah'la beraber atlamıştım. 1-2 olmuştuk orada, geçmiştik Almanları. Oraya gittim. Tabii beni orada hem derecemin de iyi olması o zamanlar hemen kulüp sahip çıktı ve ben VfL Zindelfingen formasıyla orada atletizm hayatıma devam ettim. Daha sonra Frankfurt'a geçtim. Frankfurt'ta Eintracht Frankfurt'ta kaydımızı yaptırdık ve son lisansımda Eintracht Frankfurt'tan kalmak suretiyle atletizm hayatına son verdik. 1974'te döndün. Onu da anlatır mısın? 1974'te Türkiye'ye döndükten sonra eşimle evlendik. Eşim de İtalyan lisesi mezunu olduğu için onunla bayağı ikimizin frekansı da tuttu. İşte eşim o zaman Türk Hava Yolları'nda çalışıyordu. İşte uzun uzun seyahatler yaptık onunla. Güzel zamanlarımız geçti. Daha sonra işte atletizmle ilgili herhangi bir çalışma yapmadım. Federasyon üyeliğine kadar. 1978'de Kurtan Fişek Federasyonu'nda evet. Görevliydiniz. Evet, 1978'de Kurtan Fişek rahmetli bana telefon etti. Ben bir federasyon kurulu oluşturuyorum. Seni de bu kurulda görmek istiyorum. İşte Aşkın da as başkan olacak dedi. Ve tanıdığım birçok ismin orada bulunmasına çok sevindim. Ve ben de o görevi kabul ettim. Bana İstanbul temsilciliği görevini verdiler. Ve bu görev esnasında bugünkü Avrasya Maratonu adı altında koşulan, Asya'dan Avrupa'ya yapılan koşuyu o zaman Avrupa-Asya koşusu adı altında bana gelen bir fax mesajıyla bu koşu başladı. Almanya'nın Münih şehrindeki Turnerschaft Jahn Kulübü dünyanın çeşitli ülkelerinde, mesela Nil Nehri'nin kenarında, mesela Himalaya'nın eteklerinde, böyle çok özel yerlerde 7'den 70'e hem halk koşusu hem de maraton koşuyorlardı, koşuyorlarmış. Ve bana gelen faksta, daha doğrusu benim bir turizmci arkadaşım vasıtasıyla bana iletilen bir faksta, onların İstanbul'da Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir köprü olduğunu, acaba biz kıtalar arası bir koşu yapabilir miyiz diye bize bilgi istediler bizden. Ben de o zaman bu bilgiyi alınca çok heyecanlandım ve Kurtan'a hemen telefonu açtım. Tabii Ankara'da bu çok önemli bir gelişme olarak kaydedildi ve Bayındırlık Bakanlığı'nı devreye soktular. Çünkü o zaman köprüde böyle bir aktivite yoktu. Bayındırlık Bakanlığı Japonlarla, çünkü Japonlar yapmıştı köprüyü, Japonlarla teknik bir görüşme yaptılar. Ve Japonlar dediler ki işte fazla rezonans olmaması için köprüde halk koşusuyla maratonu ayrı ayrı küme şeklinde değil tek tek yapın ki akıcı bir geçiş olsun. Nasıl arabalar geçiyor, atletler de akıcı bir şekilde koşsun dediler ve o şekilde başladı. O zaman belediye başkanı Dalan'dı. Dalan bu işe çok sahip çıktı belediye olarak. Artı o zaman Mavi Haliç koşusu yarı maratonu da yapıldı. Osman Atakan Tekin onu organize etti. Yani bir maraton faslı Türkiye'de başlamıştı. Çünkü bizim o zaman baktığımız zaman o zamanki atletlere hakikaten İsmail Akçay ve Hüseyin Aktaş'tan sonra bir Veli Vallı, bir Mehmet Terzi, bir Ahmet Altun gibi çok değerli atletlerimiz vardı. Bugün maalesef bunların yerine Kenyalılar, Etopyalılar aldı ve biz maraton havuzunu kuruttuk. Bugün işte maratoncularımız gidiyor dünya şampiyonalarına. Maalesef maratonu bitiremiyorlar. Böyle de bir anım var benim yani maraton olarak. Daha sonra rahmetli Cüneyt Koryürek bunun ismini Avrasya Maratonu olarak değiştirerek bir takım sponsorluklar ihtas ederek bugünkü seviyesine getirildi bu Avrasya Maratonu. İşte bu üçünde, ayın üçünde de bu maraton koşulacak. Güzel bir kazanım. Bu çorbada benim de tuzum olduğu için kendimi mutlu addediyorum.
Aşkım Tuna Federasyonu'nda ne gibi hizmetleriniz oldu? Efendim Kurtan Fişek Federasyonu'ndan sonra Aşkın Tuna Federasyon Başkanı oldu ve ben de AS Başkanı olarak görev yaptım o federasyonda. Necat Kök ile birlikte, Akın Taşkent ile birlikte, İlker Çetin ile birlikte çeşitli kalenderiye toplantılarına yurt dışına gittik. Roma'da yapılan bir kalenderiye toplantısında Avrupa Asya Maratonu'nu, ki o zaman da Avrasya olmamıştı, Avrupa Asya Maratonu'nu uluslararası takvime aldırmak için Prima Nebbiolo, o zamanki UEFA başkanı, UEFA başkanı ve Olimpiyat Komitesi Başkanı Samanaş'la kişisel temaslarda bulunduk ve takvim toplantısına soktuk bu yarışı. Şimdi bugün uluslararası bir nitelik kazandıysa bu yarış, o gün bunların, o günlerde bunun tohumları atılmıştır ve bugünlere gelmiştir. Önümde bir resim görüyorum. Bunu da anlatır mısın? Efendim bu resim 1966 senesinde Saraybosna'da, Sarajevo'da, o zaman Yugoslavya'daydı Saraybosna. Saraybosna kentinde yapılan Balkan Şampiyonası'ndaki benim binme tekniğiyle yapmış olduğum bir atlayış. Bu ayakkabı da bu ayakkabının ilk gün kullanıldığı gün. Erden Ayoflas bu ayakkabıyı oraya yetiştirdi ve ben ilk gün bu ayakkabıyı orada giydim. Sonra 5 sene çıkarmadım bu ayakkabıyı. Şimdi tabii bu stil şöyle bir stil. Tamamen sıçrama kuvvetine dayanan, kısa mesafeden çıtaya yükselilen, şimdiki gibi böyle bir parabol çizilerek sırt üstü flop tekniği değil. Çok zor, bütün vücudun ağırlık merkezine, çıtanın üzerine verdiğiniz o zamanki teknik. O zamanki teknikte dünyada Amerikalı John Thomas, Rus Brumel, Valeri Brumel bu teknikle atlıyordu. Ve biz de hep zaten Doğu bloku ülkeleri de bu tekniği uyguluyordu. Bulgarlar, Romenler. Benim de bir Bulgar antrenör demeyeyim de mektupla haberleştiğim bir antrenörüm vardı. Sofia Spor Akademisi'nde yüksek atlama profesörü. Onunla zaman zaman haberleşiyorduk. Onun da bu tekniği benim biraz ilerletmemde katkıları olmuştur. Daha sonra 68 yılında biliyorsunuz Meksika Olimpiyatlarında Dick Fosbury flop stilini çıkarttı. Ve bundan sonraki atletler 68'den sonra herkes flop'a döndü. Ve flop tabii bu stile nazaran çok daha kolay bir stil olduğu için bizim atletlerimizin de dereceleri yükseldi. Eğer bizim zamanımızda böyle o Fosbury stili olsaydı, ben inanıyorum ki Türkiye'de 6-7 tane atlet bugün 2.20 ile 2.30 arasında atlardı. Ama biz maalesef o döneme yetişemedik. Nasıl makas dönemindekiler bizim bu straddle dönemine yetişemediği gibi evre evre bu stiller gelişti. Bugün artık yüksek atlama dediğiniz zaman bu stil tarihe gömülmüş vaziyette. Peki iş hayatınız? Efendim tabii iş hayatı da Türkiye'ye döndükten sonra ben Almanya'da AEG Telefonken şirketinde finansman ve planlama bölümünde uzman olarak çalıştım. Ve bütün dünyadaki AEG grubuna bakıyorduk biz. Tabii bunun bir tanesi de İstanbul'daydı. Ben o Frankfurt'tan buraya tayinen geldim. Halen Almanya'da gözüküyordum. Burada tayinen geldim. İşte o arada eşimle evlendikten sonra artık Türkiye'ye dönme kararı aldım. Daha sonra Profilo grubuna geçtim. Profilo grubunda çeşitli şirketlerin genel müdürlüklerini, yönetim kurulu başkanlıklarını, başkan yardımcılıklarını yaptım. İcra komitesi başkanlığını yaptım. Profilo grubunda yaptığımız yatırımlarda bir tanesini verecek olursak şu anda Bodrum Yalıkavak Marinası'nın
İlk temelini biz attık ve orayı hayata geçirdik. İlk araç telefonu, NMT 450 ile çalışan araç telefonu Dankalı biz getirdik Türkiye'ye. Daha sonra Motorola ile anlaşmaları yaptık ve Motorola grubundan cep telefonları devreye girdi. Daha sonra benim oradan emekliliğimi aldıktan sonra daha sonra kendi sanayicilik girişimlerim oldu. Savunma sanayinde Leopard tanklarına ve obüslere kablo donanımı yaptık. Adapazarı'nda bir fabrikamız vardı. Daha sonra ben o fabrikadaki hissemi ortağıma devrederek emeklilik hayatına başladım. Son olarak eklemek istediğin bir önerilerin var mı? Efendim, son olarak eklemek istediğim en önemli olaylardan biri, konulardan biri, şimdiki gençlerimize bir tavsiyede bulunuyorum. Atletizm yapan, üst düzey atlet olan, milli takımda yarışan atletlerimize eğitimlerini aksatmasınlar. Çünkü bizim zamanımızda ki atletizmde özellikle teknik branş yapanlar hepsi üst düzey okullarda ve kariyerlerini yaptılar iş hayatlarında. Dolayısıyla bu çok önemli. Hem okullarını hem mesleklerini hem ileride, çünkü atletizm geçicidir. Geçici. Ondan sonra sadece bakarsınız madalyalarınıza, derecelerinize ama yani bir tabir vardır. Bunlar karın doyurmuyor. Önemli olan sizin atletizm hayatında yaşadığınız o ilgi, o alaka, o şöhreti atletizmi bitirdikten sonra da sosyal hayatınızda yaşamanız ve o şekilde anılmanız bence gençlere söyleyebileceğim en önemli unsurlardan biridir. Bak canım, burada bir Orhan Altan. Orhan Altan, evet. Orhan Altan. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi Orhan Altan'ın tabii çok ayrı bir yeri var. Nasıl Çetin abinin ayrı bir yeri varsa, Fahir abinin ayrı bir yeri varsa, Osman Coşkun'un ayrı bir yeri varsa, yani Orhan Altan bizim çok sevdiğimiz dostumuzdu. Ondan Ankara'da çok güzel günlerimiz geçti. Ruhu şad olsun. Söyleyeceğim tek şey şu. Ruhu şad olsun. Daha başka arkadaşlarının isimlerini vermek ister misin? Hatırlamak için. Şimdi tabii bu dönemde bizim atletizm yaptığımız dönemde her branşta kendini kanıtlamış, Türkiye'ye madalyalar getiren bir sürü atletlerimiz vardı. İşte branş vermek icap ederse 100 metrede rahmetli Okyay Şerefoğlu, gene rahmetli Taner Demir, rahmetli Soner Coşan, bunlar sprinterdi. Gene rahmetli Mehmet Çetinel, bunlar 100-200'ün değişmez armadalarıydı. Daha sonra 400 metre Gürkan Çevik, 400 engelli Fahir Özgüden rahmetli, Cengiz Akıncı, Mehmet Geşaş, gene engelli koşulardan 110 engelde Çetin Şahiner, Çetin abi tabii banko, Timur Artan, Murat Kaçar, bunlar önemli isimlerdi. Uzun mesafelerin zaten değişmez atletleri vardı. Muharrem Dalkılıç, Ekrem Koçak, Şükrü Savan, Ömer Lütfü Gültekin, daha sonra bizim zamanımızda 1500 koşan, daha sonra maratona kayan İsmail Aktaş, maratoncu Hüseyin Aktaş, İsmail Akça, Hüseyin Aktaş ikilisi ki Balkan şampiyonalarında devamlı bir iki gelen isimler bunlar. Sonra atmalara gelince Gülle Atma'da Tahsin Albayrak sevgili, rahmetli Mehmet Hüseyinoğlu, Erol Üzen, disk atmada Cahit Tanık, Ömer Çakır. Ömer Çakır, cirit atmada İzzet Edevali, diskte Ömer Çakır dedik, İzzet Edevali,
atlamalara geçelim. Atlamalarda sırıkla atlamada işte Işıl Özışık, ki bakın burada bütün tabloları var Işıl Özışık'ın. Çok güzel bir ressamdı. O resimlere bakınca biz de Işıl'ı görüyoruz orada. Geçenlerde Amerika'dan buraya geldi. Hasret giderdik kendisiyle. Işıl'ın kardeşi Sinan Özışık. Rahmetli Çetin Ökmen. Bunlar değerli sırıkçılardı. Daha sonra Ömer Giraygir tabii. Türkiye rekorlarını alt üst etti. Yüksek atlamada idolümüz Çetin Şahiner. Ersin İstanbullu oğlu. Murat Ayata. Kanat Tamay vardı daha önce. Deniz Arbakolu'ndan. Nurullah Can'dan. İşte gençlerde Ergin İstanbullu oğlu. Mehmet Çelikcan. Üç adımda tabii Aşkın Tuna. Uzunda gene Aşkın Tuna, Gürol Dinsel, Yalçın Ünsal. Bunlar sayabildiğim benim dönemimde değerli dostlarımdı, değerli atletlerdi. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum ve hayatta kalanlara da uzun ömür ve sağlıklı günler diliyorum. Efendim, gelecek programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.